Bir gün bir kadınla bir erkek karşılaşır. Ve göz göze geldiklerinde içlerinde çocuk yapma arzusu doğar. Bu sıra dışı yolculuğun gebelikten doğuma kadar anne karnında geçen 9 ayın öyküsünü günümüz görüntüleme teknikleri ışığında anlatacağız. Bu bir annenin ve içinde taşıdığı bebeğin öyküsü. Tüm insanlığın ortak mirası. Milyarlarca kez tekrarlanan ancak her defasında farklı ve özgün olan bir öykü. Aynı zamanda dünyanın en güzel öyküsü. Değilsin ama yine de sana bizden, yani ailenden bahsetmek istiyorum. Benim adım Barbara ve İtalyanım. Ailem Milano'da yaşıyor. Baban Manu Amienli. Antep'teki bir gösteri parkında tanıştık. Ben parktaki yunuslarla ilgileniyorum. Onlara bakıyorum, besliyorum ve gösteri için hazırlıyorum. Bu benim tutkum. Yunusları çok seviyorum. Babansa bir dalgıç. Yunusların yaşadığı havuzla ilgileniyor. Onu çok seviyorum. O hayatımın erkeği. Barbara ve Manu'nun aşkından yeni bir insan doğacak. Birazdan 9 ay sürecek bu gizemli ve mucizevi yolculuğun kalbine dalacağız. Bir bebeğin doğumuna. Başlangıçta herkesin bildiği gibi erkek tohumlarını kadının içine bırakır. Milyonlarca spermatozoit. Bir akın, bir spermatozoit seli. Ancak hepsi ölecek. Biri hariç. Yaşam elçileri için gerçek bir hazine avının başlangıcı bu. Tutkulu bir randevu için saatlerce sürecek hızlı ve çılgınca bir yarış. Sonunda galip gelen yaşam elçisinin ödülü, tabii eğer bir galip ortaya çıkarsa, yumurtayla buluşma olacak. Spermatozoitler, flasellum adı verilen kuyruklarının yardımıyla saatler boyunca milim milim ilerler ve pek çok engeli aşar. Döl yolu ve barındırdığı ölümcül asitler, rahmin dar boynu ve rahmin kendisi. Tam bir savaşçı güzergahı. Zayıf olanlar, kusurlu yapıdakiler ve yavaş davrananlar bu yarışta elenir. Bir kısmı da tuzaklara yakalanır ya da yolunu kaybeder. Bu noktada karşılarına iki ayrı tünel çıkar, iki ayrı yol. Ama bunlardan sadece bir yumurtaya açılır. Yaşam yolundaki bu çılgın yarışta sahip olunan tek şey enerjidir. Ayrıca şansın ve tesadüflerin de rolü büyüktür. Güçlü bir akıntı spermatozoitlerin yolculuğunu yavaşlatır. Dalgalar yüzeydeki tüy katmanını titreterek spermatozoitlerin ilerlemesine karşı koyar. Bir düşünün. Kendi boyutlarına göre bu yarışçılar neredeyse Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın yarısı kadar bir yolu aşmıştır. Her şeye rağmen yaşamın karşı konulamaz çağrısı onları durmaksızın daha ileri iter. Derken bu uzun ve karanlık tünelin sonunda gizemli bir yıldız parıldar. Yumurta. Yeni bir yaşam umudunun yeşermesi için tek bir spermatozoitin yumurtaya ulaşarak onunla birleşmesi yeterli. Bu milyonlarca spermatozoitin her biri kendine ait bir sır taşır. İşte tam bu anda bir tür varoluş lotosu oynanır. Ne yazık ki sadece 100 kadarı yumurtanın yüzeyine erişebilmiştir. Aralarından sadece birkaçı olağanüstü bir koruma kalkanı olan zarın içine girmeyi başarır. Son bir hareketlilik, son bir deneme. Aniden biri giriş yolunu bulmayı başarıyor. İşte başardı. Seçilmiş olan şampiyon. Açılan bu deliğin ardından kalkan hemen kapanır ve diğer spermatozoitler artık aşılması olanaksız bir bariyere çarpar. Onlar için
yolculuk bitmiştir. Üstelik sona bu kadar yaklaşmışken. Kazanan içinse yolculuk devam eder. Artık işe yaramayan kuyruğundan kurtulur ve hazinesini serbest bırakır. Manu'nun genetik mirası Barbara'nınkiyle birleşir. Bu birleşmeden dünyada benzeri olmayan tek bir hücre ortaya çıkar. Aşkın ve arzunun meyvesi, yaşamın özü, bir yumurta. Bu andan itibaren neredeyse tüm yazgısı belirlenmiş olur. Ardından süreç hız kazanır. Yeni bir yaşam organize olur. Yeni bir macera başlar. Yumurta derhal özdeş iki parçaya bölünür. Sonra 4'e, 8'e, 16'ya ve 32'ye. Ve aynı zamanda uzun yolculuğuna devam eder. Yolculuğunun 3. gününde yumurta ileride çok yakından tanıyacağı derin bir çukura düşer. Artık rahimdedir. 6. gün yumurta kabuğundan çıkar ve bu sıcak sığınağın yüzeyine yavaşça yerleşir. Burada bir yuva kurar ve beklenmedik bir şey olmazsa 9 ay boyunca yerleşir. Baba olarak neden mi Manu'yu seçtin? Evet. Çünkü onu seviyorum. Çok seviyorum. Çünkü çocuğumun onun gibi olmasını istiyorum. Çocuğumun Manu'den kalıtsal olarak almasını istediğim pek çok şey var. Kastettiğim sadece fiziksel özellikler değil, sakin duruşu, kendine karşı dürüst ve özverili olması. Bunlar ender bulunur. Ve çocuğumun da öyle olmasını çok istiyorum. Tabii bana da benzeyecek. Umarım kötü yanlarımı almaz. Ama daha çok Manu'ya benzemesini isterim. Gözlerinden kalbinin temizliği okunuyor. Yumurta rahmin yumuşak yüzeyine gömüldükçe radikal bir değişim geçirir ve artık çevresiyle bağlantı kurmaya başlar. Bu gelecekteki plasentadır. Barbara'nın vücuduyla arasında sürekli yaşanacak bir değiş tokuş platformu. Aynı zamanda merkezde bir disk oluşmaya başlar. Yumurta dönüşüm geçirerek embriyon halini alır. Artık 14 günlüktür ve boyutu henüz bir toplu iğne başı kadar bile değildir. Birkaç gün sonra embriyon gözle görülür biçimde büyümeye başlar. Artık sıvı dolu iki kesenin arasında durmaktadır. İnanılmaz bir değişim dalgası başlar. Değişim sinir sisteminin oluşumuyla başlar. Sırtında bir oluk açılmaktadır. Bu oluk boylu boyunca kapanarak bir tüpe dönüşür. Bu gelecekteki omuriliktir. Ve bu devasa iki katlantı da gelecekteki beynin iki yarı küresidir. Bu süreç boyunca embriyon kendi etrafında kıvrılır. Kalp yavaş yavaş oluşmaya başlar. Damarlar da belirmeye başlar ve kan dolaşım sistemi yavaşça biçimlenir. Gelişimi ilerledikçe embriyon önce tuhaf bir biçimde bir balığı andırır. Daha sonra bir kurbağaya ve en sonunda da sürüngene benzer. Bütün bunlar belirli bir sırayla gerçekleşir. İnsan embriyonunun oluşumu sanki türlerin evriminin aşamalarını yansıtır. Hatta daha sonra kaybedeceği küçük bir kuyruğu bile vardır. 4. haftanın ortasında yumurta tek bir hücreden kendi içinde iyi organize olmuş milyonlarca hücreye bölünür. Bu küçük organizma artık kendi kendini oluşturan dahi bir mimar gibidir. Barbara bebeğini bekliyor. Tahmini doğum tarihi 10 Eylül 2005. Hamile olduğumu ilk hissettiğimde 24 Aralık 2004'tü. Annemle hediye almak üzere dolaşıyordum. Aynı anda hem çok sakin hem de çok mutluydum. Bu hiçbir şeye benzemeyen bir duygu. Bir hamilelik testi aldım ama bir şekilde yanıtı zaten biliyordum. Annemle çok güldüğümüzü ve eğlendiğimizi hatırlıyorum ve sürekli bunu düşünüyordum. Bir ya da iki gün gecikmiştim ama kafamda her şey çok netti. Benim için en büyük işaret içimde hissettiğim büyük huzurdu. Noel arifesinde testi yaptım. İlk defa test yapmıyordum ama
Bu kez çok farklıydı çünkü sonucu biliyordum. Heyecandan o kadar titriyordum ki testi kutusundan güçlükle çıkardım. Kalbim o kadar güçlü çarpıyordu ki kilometrelerce uzaktan duyulabilirdi. Kırmızı nokta çok netti, hamileydim. Hem çok sevinmiş hem de korkmuştum. Artık yalnız değildim. Eskiden sadece Barbara'ydım ama artık bir anne olacaktım. İlk fark ettiğim şey göğüslerimdeki büyüme oldu. Derim daha ince ve daha hassas görünüyordu. Vücudumun ben fark etmeden değiştiğini hissediyordum. Kendimi iyi hissediyordum. Ancak sürekli içimde neler olduğunu düşünüyordum. Haber verdiğim ilk kişi müstakbel babam anne oldu. Amiens'den gelmişti ve annemlerde baş başaydık. Ona küçük bir patik ve bir İsa heykeli verdim. O da gülümsedi. Dünyanın en tatlı ve en güzel gülümsemesiydi. Gözleri mutluluktan parlıyordu. Birbirimize sarıldık ve ağlayarak binlerce kez seni seviyorum dedik ve birbirimize sunduğumuz bu güzel hediye için binlerce defa teşekkür ettik. Peki bu bebeği bekliyor muydunuz? Evet, bunu çok konuşmuştuk. Evet. Özellikle Mani çok istiyordu. Bunu çok fazla istiyordu. Başından beri. Başından beri istiyordu. Ben kendimi hazır hissetmiyordum ve bir gün, çok garip ama bana hep bir gün bunu arzulayacağım söylenirdi ama böyle olacağını bilmiyordum. Bunu asıl arzulayan sen miydin evet. Mani? Ona acele etmemesini söylüyordum. O istediği anda ben hazırdım. Gerçekten hazır mıydın? Kesinlikle hazırdı. Peki haberi alınca ne hissettin? Ne mi hissettim? Heyecan. Bu harika bir şeydi. Hayatımın en güzel Noel'i olacak. Hayatımın en güzel Noel'i. Büyük şansa. Evet. Ama bu her yıl olmaz biliyorsun değil mi? Ne yazık. Evet. Bu gizemli olaylar arasından biri üzerinde biraz duracağız. Kalbin öyküsü. Çarpan bir kalbin öyküsü. Bütün bu küçük kırmızı keseler gelecekteki kalbin hücreleri. Sırayla her biri hareketleniyor ve uyum içerisinde atıyor. Bu ilk ritim hayatın tam sesleridir. Kalp denilen pompa, yaşam makinesi işliyor. Embriyon sadece 22 günlük. Ve 2 milimetre boyunda. Artık yeni bir metamorfoz başlamıştır. 4 hafta boyunca gerçekleşecek olan değişimler, su içinde yaşayan bu küçük memeliye şekil verecek. Embriyon, plasenta aracılığıyla anne vücudundaki besin ve enerjiyi alarak yavaşça insansı bir şekil almaya başlar. Yüz hatları yavaşça ortaya çıkar. Ve ardından ileride göze dönüşecek iki küçük koyu kabarcık belirir. Gözler henüz göz kapağından yoksundur. Ama yerlerini bulmuştur. Bütün organlar peş peşe oluşmaya başlar. Kemik kıkırdakları, kaslar ve tendonlar aralıksız gelişir. Embriyon artık 34 günlüktür ve boyu 5 milimetredir. Gelişimi o kadar hızlanmıştır ki artık her gün 1 milimetre büyür. Kollar ve bacaklar belirmeye başladığında kuyruk yavaşça içeri alınır ve kuyruk sokumuna yerleşir. Ağız boşluğu ve burun delikleri oluşmaya başlar. Ense incelir. Buna paralel olarak beyin de hızlı gelişimini sürdürür ve vücut işlevlerinin oluşturacağı orkestranın şefi olmak üzere hazırlanmaya başlar. Bu minik insan 44 günlüktür. Boyu 17 milimetreyi bulmuştur. Gözleri koruyucu kapaklarla örtülmüştür. Sırt kemikleri sertleşir, başı doğrulur. Kalbi, ana damarları ve organlarının büyük çoğunluğu yerlerini almış ve çalışmaya başlamıştır. 60. günde embriyon artık
cenin olarak adlandırılır. Boyu 3 santim, ağırlığı ise sadece 11 gramdır. Barbara hamileliğinin ikinci ayında ve her şey büyülü bir şekilde gelişiyor. Barbara'nın bebeği gelişebilmek için 7 ay daha annesinin karnında kalacak. Güvenli dünyasında. Doktor Durukman'la randevum vardı. Evet, daha önce gelmiş miydiniz? Hayır, ilk defa geliyorum. Peki, anlaşıldı. Peki adınız? Barbara. İlk ultrasonumda çok heyecanlıyım. Seni o kadar hayal ettim ki bebeğim. Tanışmak için sabırsızlanıyorum. Aynı zamanda ne hissedeceğimi bilmediğim için korkuyorum. Bu çok garip. Aslında biraz karışık. Bir taraftan seni görmek istiyorum çünkü hiç karşılaşmadık. Diğer taraftan da seni daha şimdiden tanıdığımı hissediyorum. Bayan Martino. Bu inanılmaz bir şey. Teşekkür ederim. Çok mükemmel bir 3 ay geçirdiğimi söyleyebilirim. İkinci ayda bazen bulantım oldu ancak çok önemli değildi. Bana göre teorik olarak dörlenme, yani gebelik başlangıcı 7 Aralık'ta gerçekleşmiş. Ben Yunus eğitimcisiyim. Yunuslarla çalışıyorum. Evet. Ancak kendime çok dikkat ediyorum. Fazla çalışmıyorum ama yine de günde 8 saat ayaktayım. Bu kendimi mutlu hissetmemi sağlıyor. Evet. Ve durum beni biraz düşündürüyor. Kendini iyi hissediyorsan işini bırakmana gerek yok. Tamam. Havuzda Yunuslarla yalnızsan eğer, sorun yok. Güzel. Evet, bak ağlayabilirim. Evet, işte burada. Ufaklık size bakıyor. Aman Tanrım. Dans ediyor. Bakın nasıl oturmuş. İşte küçük burnu. Çok güzel. Güzel değil mi? Evet. Evet, bu normal çünkü ailelerde bu hep olur. Çok zeki. Daha şimdiden başını kaşıyor. Ellerine bakın. Parmaklarını sayabiliyor musunuz? Halinden memnun görünüyor he. Bize el sallıyor. Bu çok güzel bir an. Hayatımın en güzel anı. Sahi mi? Evet. Sahi mi? Evet. Bu çok güzel. Bu duyulan ailesinin uzaktan yankılanan mutluluğu değil mi? Bu evreye kadar neredeyse hareketsiz duran Barbara'nın bebeği hareket etmeye başlar. Bu hareketler henüz annesinin hissedemeyeceği kadar hafif sıçrayışlar ve gerilmelerden ibarettir. Neler olduğunu anlamak için görülebilir olanı incelemeye çalışalım. Gelecekteki bebeğin beynini inceleyelim. Burada geçen her saniye milyarlarca nöron ortaya çıkıyor. Bu nöronlar eş zamanlı olarak birbirlerine bağlanır. Bu kusursuz organizasyon ceninin kaslarını ve organlarını kontrol etmesini sağlar. Bilgiler elektrokimyasal mesajlar halinde iletilir. Böylece Barbara ve Manu'nun bebekleri doğduğunda birbirlerine milyarlarca bağla bağlı 100 milyardan fazla nörona sahip olacaktır. Dünyadaki en gelişmiş telefon ve bilgisayar ağı bile insan beyninin bu olağanüstü karmaşık yapısıyla kıyaslanamaz. Bu muhteşem makinenin ardında zeka merkezi yavaş yavaş gelişir. Yemek zevki burada yerleşir ve sözcüklerin keyfi burada ortaya çıkar. Sevinçler, acılar ve hüzün burada biçimlenir. Kahkahalarla öfkeler buradan doğar. Arka arkaya gelen bu değişimlerin yankısı cenine ulaştıkça bütün duyularıyla harekete geçer. Ancak Barbara henüz hiçbir şey hissetmez. Teşekkürler. Sen kahveni aldın mı? Evet. Nasıl? Yağı unutmuşsun. Tamam. Getir lütfen. Tamam. Yağı her zaman unutur mu? Hayır.
Kameranın heyecanından olmalı. Genelde çok dikkatlidir. Ayrıca bunu önce bulantılar için yapıyordu. Şimdi ise sadece zevk. Bebek Hayır, için benim ama. İçin. Sadece benim için. Bu bebek için. Manu bana kahvaltı tabağı hazırlıyor. Ben de hayvanları beslemeye devam ediyorum. Hamilelik benim için bu hayvanlara farklı bir açıdan yaklaşma fırsatı verdi. Yunuslar sanki kendi sonarlarıyla bebeği hissedebiliyorlarmış gibi geliyor. Belki de beni korumaya çalışıyorlardır. Bunu sürekli yapıyorlar. En büyük dileğim bebeğin hareketlerini hissettiğimde yaşadıklarımı onlarla paylaşabilmek. Bir kraliçe gibi ilgi görüyorsun Hayır. değil mi? Belki Hayır. biraz. Sence? Evet, evet itiraf ediyorum. Bu doğru. Çünkü bir mirasçı taşıyorum. Çünkü benim mirasçım. Bu durumda anneyle ilgilenmek gerekir. Afiyet olsun. 5 ay sonra durum tersine dönecek. Haklısın, 5 ay sonra tersine dönecek. Bu çok güzel. Barbara'nın yedikleri yemek borusundan aşağı kayar. Bu gıdalar midesinde öğütülür ve besin maddelerine ayrılır. Yani şekere, yağa ve proteine. Bir dizi sindirim işleminden sonra bunlar Barbara'nın kanına karışır. Plasentada bu besinler son derece etkili bir filtreden geçerek anneden çocuğa aktarılır. Bu filtre pek çok bakteri türü gibi çocuğa zarar verebilecek büyük yapıların geçişini önler. Daha küçük yapılı maddelerse barajı aşabilir. Oksijen, şeker, yağ, proteinler, vitaminler, mineraller ve buraya dikkat, alkol ve kafein gibi. Bunlar bir kez kana karıştığında göbek bağı aracılığıyla doğacak bebeğe kadar ulaşır. Hadi. Tamam. Aferin. Evet. Evet. Bunlar hayvanların vitamini. Onlar için özellikle hazırlanmış vitamin takviyesi. Kimi durumlar için demir takviyesi. Bu emziren anneler için. Bunları aldığında daha fazla vitamin ve demir alacak. Dördüncü ay, 12 santimetre, 65 gram. Neyse ki Jen'in kendine ait bir hava yastığına sahip. Bu, amniyotik sıvıdır. Bebeği şoklardan ve sarsıntılardan korur. Barbara hareket ettikçe kalp ritmi hızlanır. Ufaklık üçüncü taklasını atmadan önce kalbi saniyede 220 kez atıyor. Annenin dönmesi durduğu andan itibaren bebek sakinleşir ve kalp ritmi tekrar ortalama 160'a düşer. Ancak bu yine de anneninkinin iki katıdır. Bugün hafif kasılmalarım oldu. Hafifti. Sahi mi? Biraz gerildi, evet. Görmek ister misin? Bu çok garip. Bazen doğrudan sana yazdığımı fark ediyorum. Seninle konuşuyormuşum gibi yazıyorum. Aynı zamanda kendimle konuşuyormuş gibi de yazıyorum.
Canım, seni çok özlemişim. Oh, ne güzelsin. Harikasın. Gel bakalım. Buraya gel. Merhaba canım, nasılsın? Büyük baban ve büyük annen İtalya'da yaşıyor. Bize ziyarete geldiklerinde çok mutlu oluyorum. Sanki bir asır boyunca görüşmedik gibi. Annemle babama anlatacak çok şeyim var. Bu özel durumu onlarla paylaştığım için çok mutluyum. Onlar da çok mutlu. Onları seninle tanıştırmayı çok istiyorum. Birbirlerini ne kadar sevdiklerini bir görsen. Sen beni seversin, biliyorum. Bu benim çocukluk kitabım. Bana annem almıştı. Bu benim kitabım. Belki bir gün çocuğuma bu hikayeleri anlatırım. Uyutmak için. Burası bebeğin odası. Neredeyse hazır. Ufak tefek şeyler eksik. Evet. Buraya da yatağı koyarız. Buraya oyun alanı yaptırırız. Bunlar için çok erken. Burada sigara içmeyin lütfen. Barbara'nın içine çektiği bir nefes duman bebeğine kadar ulaşır. Toksinler plasentanın filtresinden geçebilir. Jen'in sigaraya karşı çok duyarlıdır. Üstelik bundan korunmasının hiçbir yolu yoktur. Bu çok önemli bir tehdittir. Çünkü toksinler ve nikotin organizmanın gelişimini yavaşlatır. Böylece bebek normalden küçük veya erken doğma riskiyle karşı karşıya kalabilir. Rahatsız ediyor. Yarın yaparız. Tamam, yarın görüşürüz. Peki. Çok güzel gerçekten. Daha kız mı yoksa erkek mi olacak bilmiyorum. Biraz bekleyebilirim. Evet, çok güzel. Erkeğe pembe nasıl olur ki? Şöyle askıları çekersin, yanları da düğmeler. Güzel oldu değil mi? Harika. Kendimi çok huzurlu hissediyorum. Çünkü her şey değişiyor. İlk haftadan beri her şey çok güzel, inanılmaz. Bu bir tür uyum içinde olma hissi. Evet, her şey uyum içerisinde. Bunun çok farklı bir heyecan olduğunu söylüyor. Bunu tarif etmek çok zor diyor. Ama ben çok mutluyum ve çok da duygusalım. Her şey içimde gerçekleşiyor. Kafam biraz karışık ama çok mutluyum. Baş başa vakit geçiriyoruz. Bu çok nadir oluyor. Bu yüzden bu anlar çok kıymetli. Derim eski oranla çok daha narin. Bence onu okşayabilmem için böyle. Dokunmak ister misin? Bu gerekli mi? Evet. Çünkü bebek babasının dokunuşlarına alışmak zorunda. Araba yüzünden mide bulantısı oluyor mu? Evet.
Sahi mi? Evet. Her zaman değil ama böyle yollarda evet. Bu o kadar dramatik bir durum değil. Tam olarak hasta olduğumu söyleyemem ama tatsız olduğu da doğru. Bu yüzden hızımız... 40 kilometre. 40 kilometre. Bu yüzden arkamızda 3 kilometrelik bir kuyruk oluştu. İşte hamileliğin eğlenceli yönlerinden biri daha. Ben yapamam. Hayır. Seni çok seviyorum ama hayır. Emin misin? Eminim. Şans dile. Tamam. Hadi gidelim. Bekle Moni. Sana yardım edeceğiz. Hadi. Hadi. Bebeği hissedebiliyor musun? Evet hissediyorum. Çok garip. Bunun karnında küçük kabarcıklar hissetmek gibi bir şey olduğu söylenir. Ancak ben sanki karnımda hareket eden küçük bir yılan varmış gibi hissediyorum. Hareket ediyor. Bu çok komik değil mi? Çok tuhaf. Ama vurmasından nefret ediyorum. Biraz daha büyüdüğünde sanırım elleriyle, ayaklarıyla ve başıyla vuracak. Ufaklığın boyu şu kadar filan olmalı. Sanırım bu hareket ettiğinde oluyor. Yerini değiştirmek için alana ihtiyacı var. Bu aynı şey değil. 5. ay, 19 santimetre, 200 gram. Cinsel ilişkiniz devam ediyor mu? Evet, işte beklenen soru. Herkes bu soruyu soruyor. Bu mümkün mü? Yapılabilir mi? Bunun yapılabileceğini söyleyen ve hatta öneren birçok kitap var. Öneriyor. Bu erkekler yani için. Yani sorun yok. Sorun yok. Aynı değil, değil mi? Aynı değil. Bence daha farklı bir duygu var. Tam tersi, hormonları harekete geçirilmeli. Bunun farklı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Öyle mi? Evet. Evet, çünkü çok daha hassasız, çok daha... Nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama şu bir gerçek. Birçok şeyi uyandırıyor. Yani bu çok güzel, ayrıca çok önemli bir an. Çünkü vücudum değişiyor. Sevdiğim adam tarafından arzulandığımı ve sevildiğimi bilmeye ihtiyacım var. Değişen çok şey var. Bu çok önemli. Ama bu karnım büyüdüğü için değil. Tam tersine bana farklı baktığını görebiliyorum. Ama bu bakış aşk dolu. Bu çok, çok... Özenli. Evet. Anne baba olduğumuz için eğlenceden geri kalacak değiliz. Bebeğim, bugün babanla birlikte dünyaya geleceğin kliniği ziyaret edeceğiz. Dünyaya gelmene nasıl yardımcı olabileceğimi açıklayacaklar. Düşündükçe garipsiyorum. Heyecan ve korkuyla karışık bir durum. Düşündükçe karnım sancıyor. İşte doğum ani. Her şey monitörden izlenebilecek şekilde tasarlandı. Biz genelde bebek çıkarken kollarından anneye tutturuyoruz. Sahi mi? Ayakta olacaksınız. Bebeğin başı ve kolları çıktığında koltuk hatlarından tutacak ve kendinize doğru çekeceksiniz. Evet. Bu çok zor bir durumdur. Biraz canınız yanacak. Evet. Güzel. Biz bu durumdan memnunuz. Evet, bu çok iyi.
Evet, tebrikler baba. Şu tarafa geçin lütfen. Baba çok meraklı. Çok güzel. Bunu sana daha sonra vereceğim. Biraz büyüdüğünde ve bir şeyleri anlamaya başladığında. Annemin ne düşündüğünü bilmek isterdim. Beni beklerken düşleri ve hayalleri neydi acaba? Suyun içinde olmayı seviyorum çünkü böylece aynı heyecanı paylaşabiliyoruz. Kendimi tıpkı bebeğim gibi suyun içine bırakıyorum. Ağırlığımı hissetmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Hiçbir şey. Bu da bebekle iletişim kurmanın bir tür yolu. Kız mı, erkek mi? Bunun yanıtı genetik olarak zaten döllenme sırasında belirlenmiştir. Ancak bebeğin cinsiyeti uzun süre sır olarak kalacak. Üçüncü aya kadar. Cinsel organı ancak bu aya geldiği zaman belirmeye başlayacak ve o da sırası geldiğinde kendi çocuklarını dünyaya getirecek. Genital kabartı gelişir. Uzarsa penis olur, yani bebek erkektir. Gelişmemiş spermatozoidlerle dolu testisler deri kesenin içine iner. Kız olursa klitoris, vajina ve vajen dudakları aşamalı olarak oluşur ve 2 milyon gelişmemiş yumurta yumurtalıklarda birikmeye başlar. Kız mı, erkek mi? Barbara ve Manu heyecanla bekledikleri yanıtı bugün alacaklar. Cinsiyetimi öğrenmek ister misiniz? Kesinlikle. Evet. Küçük bir kız. Evet. İşte burada. Bacaklar arasında görülen kesit burada. Vulvanın ağzını ve iki taraftaki vajen dudakları görüyorsunuz. Hiç kuşku yok. %100 kız. İşte üç boyutlu poposu. Şu anda profilden görüyor gibiyiz. Bacaklarını ve poposunu görüyorsunuz. Bacaklarının arasından çıkan bir şey yok. Yani pipisi yok. Ufaklık kız. Bir isim düşündünüz mü? Hayır. Hayır mı? İşte. Bir sürü fotoğrafımız oldu. Evet, hepsi harika. Çok güzel. Başını gördünüz mü? Çok net görünüyor. İnanılmaz. Minik bir burnu var. Burnu küçücük. Evet, inanılmaz. Yanakları ufacık. Hadi, bunların hepsini kutlayalım. Hamile olduğumu anladığımda şöyle dedim. Bu bir kız. Aynen öyle. Sonra herkes hayır erkek demeye başladı. Hep erkek diyorlardı. Ben de erkek olduğuna inandım. Ama sonuçta önemli sonuçta değil. Sonuçta kız istiyordu.
Hayır, ikisini de istiyordum. Evet, çok sağlıklı. Kızım harika, çok iyi, çok güzel. Çok sağlıklı olacak. Çok düşünüyor. Eli sürekli bu şekilde. İnanılmaz, çok mutlu olduk. Bu inanılmaz. Ciddiyim. Hadi Manu. Ultrason sayesinde gizem çözüldü. Bebek kız olacak. Hatırlayın. Büyük varoluş lotosu. Manu'nun spermatozoidi dişi eşey kromozomları taşıyordu. Bu evrede kalıtımın büyülü dünyasına giriyoruz. Doğanın bu mucizesini mikroskop sayesinde gözlemleyebiliyoruz. Başlangıçta, döllenme esnasında. Barbara ve Manu'nun genetik mirasından oluşan bileşim, gelecekteki küçük kızın bütün özelliklerini potansiyel olarak barındıran, kendine özgü ve yeni bir yapı oluşturdu. Bu karakteristik özellik genlerin içinde yazılı ve bu genler DNA adı verilen uzun bir kolyeye tıpkı birer inci gibi dizilmiş durumda. Ancak büyü burada bitmez. Embriyonun ve sonrasında ceninin gelişimi sırasında bölünen her hücreyle birlikte DNA da her bir hücrenin içinde özdeş bir biçimde yer alacak. DNA, gizemleri henüz tam çözülemeyen bu uzun yaşam zinciri, ebeveynlerin mirasını çocuklarına taşır. Göz ve saç rengimiz, kan grubumuz, güçlü yanlarımız ve zayıf yönlerimiz. Tüm bunlar genlerimize yazılmış durumda. Ancak genetik kombinasyonlarımız zaman içinde değişir, çevremizin etkilerine açık hale gelir. Yani daha yazılacak yeni şeyler, önümüzde yeni fırsatlar vardır. Ufaklığa. Ufaklığa. Nasıl gidiyor? Onu görmek nasıldı? Bu anlatılması gerçekten çok zor bir duygu. Evet. Kızın nasıl? Heyecanlandırıyor bilmiyorum. Mu? Bilmiyorum. Hayır. Aa, yapma. Gerçekten bilmiyorum. Hayır. Söylemezler nasıl olsa. Hayır, hayır. Fark ettiyseniz biraz daha büyüdü. Kıyafete sığamıyorum. Şu anda 22. haftanın içindeyim. Haftalık kilo değişimlerini hesaplamak hiç kolay değil. Tam olarak 5,5 ay oldu. Yani 6. ayın içine girdim. İşte böyle oldu. İşte. Yusuf varlak. Yuvarlak değil mi? İşte burada. En azından ultrason çekilirken buradaydı. Ufaklık yavaş yavaş annesinin vücudundan gelen seslere tepki vermeye başlar. Kalbinin atışlarına, özellikle annesinin sesine tepki verir. Ve yavaş yavaş bu sesi tanımaya başlar. Başka bir şey yaptığımda bile onu hissedebiliyorum artık. Daha önce ellerim rahat ve dinlenir pozisyonda konsantre olursam hissedebiliyordum. Ama şimdi alışveriş yaparken, televizyon izlerken içimde bir şey olduğunu hissedebiliyorum. Çok fazla hareket ediyor. Okşadığımda hissedebiliyor musun? Bu aynı el değil, buna alışık değil. Oynamaya başladı. Evet, oynuyor. İşte. Müzik notaları amniyotik sıvıdan geçerek bebeğin kulak zarını titretir.
Bu titreşimler 3 küçük kemiğe iletilir. Çekiç, örs ve üzengi. Dalgalar kokleaya gelir. Salyangoz görünümlü bu küçük kemik yapı dalgaları elektrik sinyallerine çevirerek doğrudan beyne iletir. Bu melodiler daha şimdiden ceninde bir müzik ve dans duygusu uyandırmış durumda. Bebeğim, sana Julia demeye karar verdik. Bu güzel bir isim ve senin İtalyan kökenli olduğunu gösteriyor. 7. ay, 32 santim, 750 gram. Baban bana yıllar önce Roma'da evlenme teklif etmişti. Şimdi sen geliyorsun, üçümüzün de aynı soyadı taşımasını, gerçek bir aile olmayı istiyoruz. Temmuz ayında evleneceğiz, sen doğmadan bir ay önce. İşimi çok seviyorum ama fiziksel olarak zorlanmaya başladım. Artık nefesim yetmiyor ve efor gerektiren tek bir gösteriye çıkıyorum. Yaptığım işi seviyorum. Bu işe inanılmaz bir tutkuyla bağlıyım. Yunuslar benim için çok önemli ama şu anda öncelikli olan onlar değil. Hamileliğim ilerledi ve biraz yavaşladım. Dinlenmeye ve huzura ihtiyacım var. Yani gösterilere elveda diyorum. Beş buçuk ay sonra Barbara kendini içinde taşıdığı bebeğe adamış durumda. Bu dingin olduğu kadar sorularla dolu geçen bir dönem. Bebek kime benzeyecek? Sağlıklı olacak mı? Son aylarda hamileliğin getirdiği bir yenilik daha. Bilinmeyenin korkusu. Altıncı ay. İskeletin kemikleşme süreci hala devam ediyor. Doğduğunda iskeleti 300 parçalı bir yapboz gibi olacak. Bu kemiklerin birçoğu çok sonra kaynaşacak. Ve sonunda yetişkin olduğunda sadece 206 tane kemik kalacak. Julia'nın hareketleri gittikçe belirginleşmeye, artmaya ve ahenk kazanmaya başladı. Barbara ile Julia arasındaki iletişim her geçen gün zenginleşiyor. Heyecanları, kaygıları, mutlulukları ve stresi birlikte yaşıyorlar.
Sevgili Julia, artık gösterilere çıkmayacağım ama son bir kez Yunuslarımla birlikte oynamak istedim. Sevimli dostlar. En sevdiğim iki Yunus, Josephine ve Eküm. Joe bu mu? Evet, o Joe. Benim Jojo. Josephine biraz huzursuz. Evet, çok huzursuz. Sen hareketlendikçe seni hissediyor. Gönderiyorum çünkü çok huzursuz. Ancak bana yakın olanlar sürekli karnıma bakıyor. Evet, işte oldu. Çektin mi? Teşekkürler. Nasıl? Afiyet olsun. Artık tad alma organcıkları gelişmeye başladı. Julia, amniyotik sıvının tadına, dolayısıyla da annesinin aldığı gıdalara karşı hassasiyet gösteriyor. Gelecekteki yemek tercihleri böylece şekillenecek. Julia'nın İtalyan yemeklerine karşı şimdiden zaafı olacak. Julia, ben iyi beslenmeyince senin de iyi beslenmediğini biliyorum. Bu yüzden dikkat ediyorum. Tabii keyif almayı da unutmuyorum. Şimdiden çikolatayı sevdiğini biliyorum. Ergenliğimden bu yana vücudumla çok sorunlu bir ilişkim vardı ve hamilelikten korkuyordum ama hamile kaldım. Ve bu beni çok şaşırttı. Gittikçe vücudumu sevmeye başladım. Artık vücudumu göstermekten utanmıyorum. Karnımı seviyorum. Evet, doğru, bacaklarımda selülitler ve çatlaklar var. Bunlar hiç önemli değil. Çocuk sahibi olmamı sağlayan ve çocuğumu koruyan bu beden. Bu bir koza ve çok hoşuma gidiyor. Kendimi hiç şu anda olduğu kadar kadınsı hissetmemiştim. Bu inanılmaz. Bence kadın vücudu bunun için var. Manu de yardımcı oluyor. Yumuşacık bir tenin var, çok güzelsin diyor bana. Artık sabahları erken kalkıyorum ve motivasyonum eskisinden daha kuvvetli. Ne yazık ki beni mutlu eden tenimi kaybettim. Birkaç gündür küçük Julia'm enfeksiyonlara karşı savunmasız durumda. Çünkü mukus tıkacım düştü. Mukus tıkacı rahim ağzında biriken mukustan oluşuyor. Doktorum böyle anlattı. Artık çok sık denize girmiyorum. Buna biraz canım sıkılıyor. Bunları İyi bir şekilde düzenlemek gerek. Bunları da düzenlemeli. Julia, sana yavrulayan fok balığını gösterdim. Burada seyircilerin arasında oturup çalışma arkadaşlarımı izlemek bana biraz garip geliyor. Eğlendiklerini görmek beni mutlu etse de benim için zor bir durum.
Yunuslarımı özledim ama sabretmeyi öğrenmeliyim. Artık sadece bebeğimi düşünüyorum. Birkaç gün önce çalışmayı bıraktım. Doktor evde dinlenmemi istedi. Dolu dolu ve heyecanlı geçen bir haftaydı. Bronşit oldum ve kasılmalarım başladı. Tabii çok da korktum. Tabii bu kasılmalar ve öksürük nedeniyle rahim ağzım çok fazla kasıldı. Başlarda önemsiz olduğunu düşündüm ancak kasılmalar düzenli olarak tekrarlamaya başladı. Bu iyi işaret değildi. Bilmiyorum, bu belki de doğumun yaklaştığını gösteren bir işarettir. Henüz 7. aydayım ve daha çok erken. Çok endişelendim. Sanırım her şey yavaş yavaş düzelecek. Eğer ufaklık şimdi doğarsa yaşama şansı olabilir. Ancak bu tehlikeli olur. Çünkü çok zayıf olacaktır ve akciğerleri anne karnı dışında çalışmaya henüz tamamen hazır değildir. Bu yüzden Barbara doktorunun önerilerine uymak zorunda. Kızını olabildiğince uzun süre karnında taşımak zorunda. Annesinin karnında Julia'nın akciğerleri gelişmeye devam edecek. Burada. Çok güzel değil mi? Tekmeledi. Hissettin mi? Hadi söyle. Hadi. Gözlerini kapat. Şimdiye kadar Julia bir mağaradaymış gibi karanlıkta yaşıyordu. Ancak bugün göz kapakları ilk defa açılacak. Karanlıktan ışığa geçiş. Bebek sakince kendini bekleyen dünyaya hazırlanıyor. Çoğu ceninin gözleri mavidir. Çünkü irislerindeki pigmentasyon henüz tamamlanmamıştır. Bu kural Julia için de geçerli. Kızlarının gerçek göz rengini öğrenmek için Barbara ve Manu doğumdan sonra birkaç ay beklemek zorunda. Perdeyi biraz çek. Hadi hayatım, kalk. Ebe olması iyi oldu. Bu akşam doktora gideceğiz. Görüşürüz. Sana iyi günler. Güle güle. Julia her geçen gün kendi vücudunu, pozisyonunu, içinde bulunduğu ortamı ve annesinin hareketlerini daha iyi algılıyor. Görüşürüz. Tamam. Birkaç aydan beri minik akrobat taklalar atıyor. Ancak bu dönüşün sonuncu olma ihtimali var. Çünkü yeri gittikçe daralıyor. Acaba bebeklerin %95'i gibi o da baş gelişiyle mi doğacak? Sihirli bir an. Günümüzde hala gizemini koruyan bir durum değişikliği. (Gülüyor)
Bu ultrasona göre başı orada. Evet. Hissedebilir miyim? Kesinlikle. Ellerimle hissedebilir miyim? Parmaklarınla ve ellerini hissedebilirsin. Şimdiden mi? Evet. Tamam. Evet. Başını bu kadar erken hissetmek normal mi? Evet. Bu bana normal, garip geliyor. Şimdiden ters dönmüş durumda. Evet, evet. Önümüzdeki pazartesi tekrar görüşelim. Böylece sürecin olması gerektiği gibi normal ilerlediğinden emin oluruz. Evet, tamam. Dinlenin, 32 hafta oldu. 6. aydan beri 8 hafta geçti. Tabii ki. Bu çok iyi. Sona yaklaşıyoruz. Sanırım bebek iyi ama alarm veriyor. Evet, anladım. Bence klinikte dinlenmektense evde dinlenmen daha iyi. Az çok hareket edebilir miyim? 15 dakika yürüyüş yapabilir miyim acaba? Yorulmadan ve 15 dakika evet. Ama fazlası olmaz. Dinlenin, dinlenin, dinlenin. Genelde uzanarak dinlenin. Kasılma mekanik bir sorundur. Başı rahim ağzına dayanır. Bu da orada tepkiye yol açar ve beyinle iletişim kurulur. Zorlandığı için destek ister ve böylece kasılmalar oluşur. Kasılmaları engellemek için yapacağımız tek şey uzanmak ve rahim ağzını gevşetmek. Yani dinlenmek, dinlenmek ve dinlenmek. Tabii yemek için ayağa kalkabilirsin. Ve tabii hasta rolü oynamayacağız. Hayır, hayır, elbette. Tabii eskiden sevdiğiniz şeyler hakkında fantezi kurmayın. Zamanından önce doğum yapma fikri beni çok korkutuyor. Birkaç hafta önce doktor önemli değil dediğinde rahatlamıştım ama şimdi 7. aydayım ve yaşama şansının yüksek olduğunu bilsem de ki bu her şeyden önemli, onu benden alacaklar. Doğumda benden uzaklaştıracaklar diye korkuyorum. Onu görüp kucağıma alacağım anı hayal ediyorum. Hayatımın en güzel anı olacak. Beni hiçbir şey bunu düşünmek kadar heyecanlandırmıyor. Ama onu küvezde görmek istemiyorum. Şu anki en büyük korkum bu. Pazar akşamı kliniğe gittik çünkü ufak bir akıntım oldu ve kontrol ettirmek istedim. Kliniğe vardığımda bu akıntının su olduğunu ve bunun doğumu başlatma riski olduğunu öğrendik. Gebeliğimin sonuna kadar hastanede kalmam gerektiğini söylediler. Buna hazırlıklı değildim. Artık bu kasılmaların mutlaka sonlanması gerekiyor. Çok güzel bir 6 aya geçti. Barbara hiç rahatsızlanmadı. Bir gün yataktan kalktı ve... Olanlara bakın. Bunu hiç beklemiyorduk. Kafamın içinde mükemmel bir tablo vardı. Bebeğimi kollarıma alacak ve koynuma yaslayacak. Ama artık bu tablo yok. Şimdi doğuracağım ve onu benden alıp götürecekler. Bu aynı şey değil. Eski motivasyonum yok ve bu işi böyle bırakmak istemiyorum. Endişelenme, tamam mı? Onu göreceğimiz anı düşün. Bakalım sana mı benzeyecek yoksa bana mı? Tamam mı tatlım? Hadi güçlü ol. Ben hemen geliyorum. Sakın umudunu kaybetme. Görüşürüz. Biraz stresliyim. Aslında biraz korkuyorum. Geldim. Yine de gerekiyor. Yakında onunla tanışacağız. Evet. 8. ay. Julia 38 santim ve 1,5 kilo geliyor. Barbara'nın su kesesi patladı ve amniyotik sıvının akmasına neden oldu. Bu yüzden hastaneye başvurdu ve orada yatmak zorunda kaldı. Şimdiye kadar Barbara ve Julia uyum ve huzur içindeydi. Artık ikisi de olabildiğince dayanabilmek için sakin ve uyumlu olmalı, ta ki zamanı gelene kadar.
Çok uslu bir bebek. Başı dayanmış durumda. İşte ayakları. Başı aşağıda. Şimdiden. İşte bu şekilde. İşte önü. İşte arkası. Bu da ayakları. Ve poposu da burada. İşte şekli burada. Şekli mi? Evet. Çok minik bir popo. Gözleri bana benziyor. Ama gözleri kapalı. Gözlerini nasıl gördün? Ultrasonda çok güzel görünüyor. İşte burada. Gözleri açık. Normal geçen 7 aydan sonra acı çekmesini engellemek için Julia'nın her anı gözetim altında olacak. Ultrason sayesinde doktorlar düzenli olarak bebeğin kalp atışlarını kontrol edebiliyor. Bu ne kadar sürüyor Barbara? Günde 2 kez 45 dakika sürüyor. Bu harika değil mi? Çok hoşlanıyorum. Genelde uyusam da dinleniyor olsam da onu hissediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Hatta bunu çok rahatlatıcı buluyorum. Julia'nın kafatası kemikleri henüz kaynamadı. Başı böylece annesinden çıkarken esneyebilir ve uzayabilir. Kafatasının içinde onlarca yarıkla dolu beyin yüzeyi görülür. Bu yarıklar biçimlendikçe işlevler yerelleşir. Artık tamamdır. Beyin son şeklini alır. Şurada sesler, burada kokular. Şurada görüntüler ve burada da kelimeler. Bu evrede bebeğin beyni yaşamsal işlevleri denetleyebilecek kapasitededir. Solunumu ve sindirim sistemini. Julia ilk heyecanlarını hissetmeye hazırdı. Zaten 2 haftayı yatakta geçirmiştim. Üstüne bu 3. hafta oldu. Neredeyse 1 ay eder. Evdeyken durum farklı, buradayken farklı. İkisi çok farklı. Kedimi ve eşyalarımı istiyorum. Barbara'nın zorunlu istirahati Julia'ya çok yarar. Anne karnının sıcaklığında geçen her gün bebeğin daha güçlenmesini ve gelişmesini sağlıyor. Ne zamandır kayıpsınız? 1951'den beri. Çok uzun zaman olmuş. Dün öğleden sonra saat 14:15'te evlenmiş olmalıydık. 16:30'da hafif bir kalp çarpıntım oldu. Burada yalnızdım. Ona bir not gönderdim ve zamanı geldiğinde eşin olacağım dedim. Bugün Bayan Bacon olacaktım ama hala Bayan Martino'yum. Ne kötü. Evlilik yok, yüzük yok, hiçbir şey yok. Şu an gecelikleyim, saçımla, makyajımla çok güzel olabilirdim ama olmadı. Hiçbir şey olmadı. Güzeldi. Bak ne kadar güzel. Evet, çok güzel. Sen ne düşünüyorsun? Gördün mü? İnanılmazdı. Evet. Gerçekten inanılmazdı. Bence harika görünüyor. Teşekkürler. Görüşürüz. Şampiyonu gördün mü? Evet, şampiyon. Dur. Şimdi çıkmayacaksın. Henüz değil. Bu akşam yemek yiyeceğiz. Odan daha hazır değil. Odan daha hazır değil. Aa, neden öyle diyorsun? Bunu söylememelisin. Odan hazır. Odan hazır. Beğenmedi. Kımıldamıyor. Bence seni beğenmedi. Dinliyor. Bir defasında buraya doğru tekme attı. Evet, ama bu sadece bir anlıktı. Ya
Bence bu çok yüksek. Seni daha iyi duyuyor. Seni dinliyor. Kımıldadı. Dans ediyor. Evet, işte burada. Civcivim dans ediyor. Gebeliğin son ayı çok zor. Senin için endişeleniyorum. Seni normal şekilde büyüyüp gelişebileceğin şekilde koruyamama düşüncesi canımı sıkıyor. Tabii yaşadığımız üzüntülerin ve acıların sorumlusu hiçbir zaman sen olmadın. Tam tersi. Henüz burada değilsin ama sayende birçok şey öğrendim. Annelik nedir gibi şeyler. Hiç sorgulamadan bir şeyler verme zevki için veriyorsun. Beni daha güçlü ve mutlu yaptın. Günden güne bana anneliği öğretiyorsun ve seni bunun için çok seviyorum. Hep seveceğim. Nasılsınız? İyiyim, ya siz? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sona fazla kalmadı, 48 saat var. Hatta 48 saatten de az var. Demek daha az mı? Evet, daha az. Dün gece serumu çıkardıklarında saydım. Kasılmaları evet. Önce engelledi. Şimdi ise tekrar başlayacağız. Evet. Dün 36. haftaya girdim. Demek 36 hafta bir gün ediyor. Güzel. Tabii bunun bütün gün böyle sürmesi gerekmiyor. İşlemesi gerekiyor. Biz kasılmaları başlatınca rahim de harekete geçecek. Demek istediğim bu kasılmalar bebeği itecek ve rahim ağzı açılacak. Hepsi bu. Tamam. 9. ayın başı. Çok mutluyum. Yarın baba olacağım. Merhaba. İçeri gel. Teşekkür ederim. Nasılsın tatlım? İyi. On saat sonra. Ne önce ne sonra. Yapma. İlk kasılma. Şiddetli ve uzun. Barbara ve Julia için zor saatler başladı. Bu doğumun başlangıcı. Dayan, masayı biraz indireceğim. Kasılmaların arası çok uzun değil. Başlangıçta rahim kasılmaları çok zayıf ve aralıklıdır. 15 ila 30 dakika arasında gerçekleşir ve 10-15 saniye kadar sürer. Nefes alıyoruz, yavaşça veriyoruz. Tamamen boşalt. Rahat boşalt. Geçti mi? Bir şey hissediyor musun? Hayır. Kasılmaların geçti mi? Barbara'nın kasılma ağrılarını azaltmak için sonunda epidural anestezi uygulamak zorunda kaldılar. Ancak yine de çocuğu doğurmak için yetecek kadar ağrı hissediyor. Bitti mi? Tamam, geliyorum. Uzanmam gerekiyor. Bayılacağım yoksa. Derin nefes al. Kasılmalar daha uzun ve daha şiddetli olmaya başladı. Her kasılmadan sonra Julia gün ışığına biraz daha yaklaşıyor. Bebeğin başı rahim ağzına dayanmış durumda. Bu yüzden rahim ağzı sürekli olarak kasılır ve gevşer. Ve sonra su kesesi patlar. Evet, hazırlanalım. Şimdi mi? Tamam. Elbette, neden olmasın? Demek öyle. Hayır, bu çok garip geliyor. Çünkü artık sona geldik. Bebeği dışarı iteceksin. Aman Tanrım. Güne daha iyi başlamanın başka bir yolunu bilmiyorum. Onu gördünüz mü?
Evet. Saçları var mı? Saçları var. Saçları var. Evet. Yanındayım. Hadi tatlım. Nefes al. Yanındayım. Tekrar al, tut ve it. Güzel. Devam, devam. İşte böyle. Çok iyi. Harika. Harika. Çok iyi. Hadi şimdi derin bir nefes al ve tutuyorsun. Devam et. Çok iyi. Hadi. Tut, 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 tut. Tut, başarmak üzeresin. Az kaldı, ver nefesini. Ver nefesini. Çok esmer değil. Galiba sarışın ya da kumral. Su ister misin? Evet, biraz. Hadi ıkın. Ikın. Evet, itiyor. Onu hissediyorum. Hissediyor musun? Evet. Geldiğini hissediyorum. Bunu bana söylemene gerek yok. Hissettiğin anda nefes al. Ve it. İşte böyle. Daha güçlü, daha güçlü. Devam et. Devam, 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 devam. Devam, çok iyi. Şimdi tekrar al ve it. Daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Harika. Çok iyi. Bırak gelsin. Bırak çıksın. Çıktı mı? Geliyor. Şimdi nefes al. Devam et. Şimdi daha kuvvet. Bu çok iyi. Evet. Hadi bir daha. Devam et. Devam. Devam, 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 devam. İşte çok iyi. Şimdi dinlen. İyi iniş yaptı. Son bir defa ıkın, çıkmak üzere. Çok kuvvetli olmalısın. Daha kuvvetli. Artık itme, itme Barbara. İtme. Tamam. Gözlerini yavaşça aç. Kafasını yakaladım. Gözlerini ellerini aç. Ellerini uzat. Hadi tut bebeği. İşte küçük kurbağamız. Tanrım. 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 Evet Bay Bakon. Dur, onu yanına koyacağız. Artık nefes alabilir. Tamam işte. Ne kadar güzel. Evet Bay Bakon. Şimdi kordonu kesin. Tam ortasından kesin. Evet, harika. Çok güzel. Çok güzel. İşte ufak. Amanı bak. Çok tombul değil mi? Evet. Bebeğim. İyi misin tatlım? İyisin değil mi? Hadi Julia, bize güzel sesini duyur bakalım. Sesini duyur. Bak tatlım, görüyor musun? Evet. İşte buradasın küçük Julia. 27 Temmuz'da sabaha karşı saat 4:46'da geldin. Güneş ışığımızsın. 2,5 kilo ve 48 santimdin. Artık bitti tatlım. Ama hani bak, gözlerini bu dünyaya açarak bize de kalbini açtın. Hoş geldin. Küçük bebeğim. Önce tetkiklerini yapacağız, sonra kayıt altına alacağız. Hadi biz çıkalım artık. Merhaba Julia. Merhaba. Adı ne? Julia. Bebek nasıl? İyi mi? Evet, çok iyi. Bilgilerini alabilir miyim? Evet, buyurun. Önce yıkayalım sonra. Biraz çevirelim mi? Evet, böyle kesinlikle. Hep böyle yapılır. Süper. Bu 9 aylık yolculuğun sonu. 2 kişilik bir maceranın sonu, 3 kişilik bir maceranın başlangıcı. Yeni bir öykü başlıyor. Annesi bak.
Ne oldu? Ne oldu aşkım? Dur. Tamam. Ne oldu sana böyle? Tamam. Evet, önlüğü ve galoşları çıkarıp üçünüz birlikte odanıza gidebilirsiniz. Tamam. Artık benimlesin. Aşkım benim. Julia.